Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde sünger var. Şimdi aklıma geldi, dedim bugün neden video çekmeyeyim. Bu arada benim bugün doğum günüm. Bugün arkadaşımla, sınıf arkadaşımla buluşacağım. Kendisiyle tanışacaksınız. Gerçi daha önce paylaşmıştım onun bir tane videosunu. Sanırım reel olarak atmıştım okulumu paylaştığım zaman. Onunla buluşacağım arkadaşlar. Bu arada çok basit giyiniyorum, hızlı giyiniyorum. Çünkü şu an saat 11.30 ve 12'de, hatta 12.20 geçe en geç orada olmam lazım. Çok hafif ve basit makyaj yapacağım ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra daha sonra beraber gidip gezeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz, sürpriz olsun. O zaman önce hemen makyajı, hızlı ve basit makyajı size söyleyeyim. Evet canlarım, öncelikle ben şöyle bir fıs fıs sıkıyorum. Bu arkadaşlar yüzün nemlendirmesi için mineral water, mineral suyumun diye geçiyor. Daha sonra nemlendirici sürdüm. Bu Nisfirin'in hem sivilceleri önlüyor hem de nemlendiriyor vesaire vesaire, içindeki yeşil çaydan dolayı. Uzun zamandır kullanıyorum ve etkisini görüyorum gerçekten arkadaşlar. Ve büyük bir Innisfree fanı olduğumu biliyorsunuz. Eskimiş, püskümüş, pislenmiş güneş kremi. Çünkü kışın kullanmıyorum genelde. Güneş hiç yok yani. O yüzden yazın kullanıyorum ve şu an hava ısınmaya başladı burada. Evet, gördüğünüz gibi tişört giyiyorum. Sıcak. Bayağı sıcak, hatta şu an terlemeye başladım. Şimdi fondöten süreceğim arkadaşlar. Innisfree'nin fondötenden vesaire vesaire vazgeçtim. Buna geçtim. Çünkü bu böyle daha çok iyi kapatıyor. Ve içindekilere baktım. Oldukça güzel. Cilde zarar vermeyecek maddeler gördüm. Dolayısıyla buna geçtim. Böyle pıs pıs pıs. Bugün bir şirin görünüyorum nedense. Değil mi? Tamamdır. Şimdi şunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu şu an aslında kullanmamın sebebi, fondöten kullandıktan sonra biliyorsunuz fondöten nemli olduğu için göz altlarında böyle güldüğünüz zaman hemen çizgiler çıkıyor. Onları engellemek için kullanacağım. Aynı zamanda göz kapağında da oluyor bu. Bir tane böyle çizgi çıkıyor. Hoşuma gitmiyor. Daha sonra şunu kullanıyorum arkadaşlar. Neredeyse yok gibi, gördüğünüz gibi. Böyle bir kaş kalemim var. Bu kadar. Bitti. Gerçekten bitti. Sadece ruj kaldı. Bir de rimel. Çok hafiften rimel süreceğim. Bu en hafif rimel. Normalde böyle kepiklerimi böyle deve gibi gösteren ve güzel yapan. Bunu kullanıyorum ama buna gerek yok. Dediğim gibi hafif, basit, doğal bir makyaj olacağı için onu bu yapıyor. Benim diğer rimelim çok abartıyor. Ama doğal olmasını istediğim için bu şekilde oldu. Bitti arkadaşlar. Geriye ruj kaldı. Bu kadar. Basit. Ama şu an ölü gibi görünüyorum. Hala çünkü rujsuz. Ruj insanı çok değiştiriyor. Yok ya. Tuhaf. Dur dur. Çıkarayım ben. Hiçbir şey takmıyorum. Arkadaşlar aşağı indim. Gördüğünüz gibi ruj da sürdüm. Mis gibi oldu. Bir de şöyle iki tane küpe taktım. Ondan sonra canlarım, şu an taksi çağırdım. Taksiyle gideceğim çünkü geç kaldım. Bu arada taksi yoldayken taksici, burada taksici arıyor sizi arkadaşlar. Taksiciler burada sizi arıyor. Ondan sonra işte geliyorum, bekle beni diyorlar genelde. Ya da işte şöyle şöyle şurada azıcık trafik var, onu geçin geleceğim, bekle diyorlar. Yani o huylarını çok seviyorum. Ama tabii bazen böyle o kadar profesyonel Çince konuşuyorlar ki, bir de sohbeti uzatıyorlar. Bir de böyle yolu falan da soruyorlar. İşte şuradan geçeceğim değil mi? Şöyleydi değil mi diyorlar. O yüzden genelde hadi cevap vermiyorum. Geldi mi bu ya? Bakayım. Ha,
yanlış olabilir. 50-0. 54. Arkadaşlar vardım. Nereye geldim biliyor musunuz? Önceden okuduğum okul var ya, oraya geldim. Çünkü arkadaşım şu an hala burada master okuyor. Ben sadece dil kursu alıyordum. Kendisi master okuyor. Şu an onu bekliyorum. Turkish restaurant Sharma House. Hello. Hi, you look so this beautiful. Is my best friend. Hi. Pitti. Hello. What are we going to do today? We are eating. We are hungry and we're celebrating her birthday. Yeah, today's my birthday. Yeah, here. Sharma House. You want me to record you? Yeah. Her şey. Niye buradaki böyle güzel? Ben de yoğurt yapıyorum, ayran yapıyorum. Bu kadar güzel olmuyor. Niye böyle güzel? Allah'ım bu güzel. Kıdıramıyorum kendisi. Mesela ne söyledim biliyor musunuz? İki tane inek eti döner. Çünkü döner çok seviyor. İnek eti. İki tane de mercimek çorbası. Bir tane salata ortaya. Klasik Türk işte. Bir de lahmacun söyledim bir tane. Doymazsak daha söyleriz. Ama büyük ihtimalle doyarız. Öyle. Şimdi mercimekler geliyor. Yeah. Thank you. Enjoy. Şimdi Shenzhen'da arkadaşlar, burada benim yaşadığım yerde birçok Türk restoranı var. En çok memnun kaldığım restoran burası arkadaşlar. Ne lezzeti, tarifi, her şeyi Türk yani Türk. Diğer Türk restoranlarında açıkça söyleyeyim, buradan izleyenler varsa böyle biraz şey tadı alıyorum. Çin damağına uygun yemek tarifi. Ve mesela burada mesela mercimek çorbasını isterseniz acılı, isterseniz acısız söyleyebiliyorsunuz. Ben acısız söyledim. Çok uygun ve bu mercimek çorbasının içinde mesela havuç dağıtmışlar. Rendelenmiş bir şekilde. Çok güzel. Ve çok vitaminli. Yani burası her şeyin en iyisini yapıyor. En güzelini yapıyor. O yüzden buraya geliyor. The bread? Yeah. Arkadaşlar şimdi yiyeceğiz. Biz yerken biz izleyeceksiniz. Türkiye'de zaten bulabiliyorsunuz bunlardan, o yüzden sıkıntı yok. It's so hot. Ayo. I'm gonna wait. It's okay. Turkish people eat like this. Çorbanın içine koyuyoruz. Oh, I wanna try. You can do it. So tell me, do you like it? I love it. Simit. Simit. Chocolate.
C'est beau. Donneur. Donneur. Simit. Donneur. Arkadaşım. Very, very. Çok, 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 çok genel. Güzel. Güzel. Ben, I know one. I know. Çok, çok. Arkadaşım. Seni seviyorum. Arkadaşım. She's a fan of Turkey, right? Turkish drama. Turkish drama, Turkish food, Turkish people. I love everything about Turkey. And soon, I will go to Turkey. Yeah? After I learn how to speak Turkish. I hope so. Then I will tell my mom to cook food for you. You like the food here? Yeah, I do. I will come try. Arkadaşlar, çalışanları gördünüz mü? Az önce fotoğraf çekenlere yardım etti. Bu arada kafeye geldik. Şimdi ne oldu biliyor musun? Şimdi biz Betty'le buradayız. Do you like your drink? So so. I love it. Ha? Çok çok. I love it. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi biz buraya geldik. Neden buraya geldik? Kahve içmeye. Aslında bizim amacımız şuydu. Türk restoranından sonra bowling oynayacaktık. Ben hayatımda hiç oynamadım. Bu da hayatımda hiç oynamamış. O yüzden beraber oynayacaktık bowling. Önce bir yere gittik. Adam orada konumu bulamadık. Bulamadığımız için başka bir yere gittik. Sonra başka bir taksiye bindik. Başka bir yere gittik, orayı da bulamadık. Şoförü o kadar anlatmaya çalışıyoruz. You can try. No problem. Okay. Ondan sonra biz işte ikinci yere gittik. Şoföre gittik. Ondan sonra şoföre söylemeye çalışıyoruz. Şimdi çünkü bilmiyor adam İngilizce. Başka Türkçe de bilmiyor haliyle. Daha sonra biz açıklamaya çalışıyoruz, o da bilmiyor. Sonra değil mi dedim, en sona bizi buraya götür dedim. İşte resim gösterdim, bowling'deki internetten buldum. Bowling yerinin resmini buldum, oraya götür dedim. Adam da tamam dedi, sonra götürdü. Geldik buraya. Bu sefer buradakiler dedi, burada bowling yok dedi. Burada bowling yok dedi, dedikleri için artık biz de vazgeçtik. Bir dahaki plana kaldı. O yüzden şu an kafeye geldik. Beni çekiyor. What were you doing? Nothing. Şimdi kafede oturalım biraz eklenelim. Buranın kahvesi çok güzel. İlk defa buraya geliyorum bu arada. Buranın markası Team. Böyle. Güzel bir yer, hoş bir yer. Bakın. Very nice. She likes it. Oh yeah. Actually, I like sour. You don't like it? Actually, I like it. Is it coffee? It is. It has coffee there. It's so bitter. I have prepared this. You drink. Are you sure this is? Değiştirdik. We are going to enjoy our moment. See you later. Arkadaşlar, biz başka bir kafeye geldik. Neden biliyor musunuz? Çünkü diğer yerdeki kafe hiç güzel değildi. Ben hiç beğenmedim. Burası favori yerim. Zaten daha önce Reel olarak paylaşmıştım hesabımda. Yine o yere geldik arkadaşlar. Şimdi ben kafa söyledim, kahve söyledim. Ama arkadaşım söylemedi çünkü arkadaşım çok full hissettiği için böyle geldi. Şimdi size göstereceğim bakın. Burada en sevdiğim şey bu. Kahvesini kendiniz ayarlıyorsunuz. Bu tamamen süt. Bu arada Hindistan cevizi sütü söyledim. Çünkü laktoz
toleransı var bende maalesef. O yüzden Hindistan cevizi sütlü söyledim. Genelde yulaf sütü içiyorum ama burada yok. O yüzden Hindistan cevizi sütlü. Çin'in en sevdiğim huylarından biri bu. Neyse. Kahveye koyuyoruz. Şimdi bu kadar koydum. Önce tadına bakıyorum. İyiyse bu şekilde içerim. Eğer şey acı değilse biraz daha ekliyorum. Buranın en sevdiğim özelliği bu. Kendimiz ayarlıyoruz. Çünkü başka yere gittiğimde. Orada diyorum ki mesela latte istiyorum. Gidiyorlar apaçı veriyorlar. Apaçı. Ve benim vücudum onu kaldırmıyor. Ben acı sevmiyorum. Acılı latte sevmiyorum. Ben zaten normal kahveyi kahve sade içemem. Mutlaka sütlü olmalı. Ama yulaf sütlü içiyorum genelde. Ya da Hindistan cevizi sütlü. Öyle. Şimdi burada biraz sohbet edeceğim arkadaşımla. Ve kahvemi içip ne derler ona? Tadını çıkaracağım. Ama nasıl bir yere geldiğimizi de göstereyim. Böyle bir yer. Küçük bir yer. Burası çok güzel. İsteyen şuradan kitap alıp kitap okuyabiliyor arkadaşlar. Çok güzel, nostalji. Şu an beni çekiyor. Bunların kahveleri o kadar güzel ki arkadaşlar. Keşke reklam edebilsem. Ama bilmiyorum, belki reklam edebilirim. Belki bir hibiye koyabilirim bunu. Buranın kahvesini çok seviyorum. Ve bunu içtim. Bak buraya kadar içtim az önce. Şu yarısında bir solukta içeceğim gibi görünüyor. Hatta bir tane daha söylemek aklımdan geçmiyor değil. İnanılmaz bayılıyorum. Ve dediğim gibi bakın kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu az mı geldi? Tekrar söyleyip isteyebiliyorsunuz kahvenizi. Şu kahve şap diyorlar ya. Çok uygun yani. Tam benim kafaya göre bir kahve. Sonra böyle şimdi burada burada. İlk geldiğimde bunu bedava vermişti. Daha doğrusu ikinci gelişimde. İlk geldiğimde kahve içmiştim. İkinci gelişimde bunu bedava verdi. Şimdi dedim ki bundan bir daha istiyorum dedim. Sonra bunu getirdi. Şimdi getirirken bir baktım. Bunları getirmiş bedava olarak şimdi. Çok iyi. The best coffee in Shenzhen. Coffee shop in Shenzhen. Now I'm gonna enjoy it. Evet arkadaşlar, ben arkadaşıma veda ettim kafeden sonra ve eve geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka arkadaşlarımdan da hediyeler gelirse sizlerle paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla ve sık sık olacak şekilde videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.